Salon de classe moyenne d'un pays riche, j'assiste en direct à l'effondrement d'un pays. L'Argentine est en pleine crise financière. Le gouvernement, les banques sont à court de liquidités. Sur un autre continent, à des milliers de kilomètres, la même crise a frappé, avec les mêmes scènes de désespoir. Dans une banque de Turquie, une femme tente de s'immoler par le feu. Dans mon paisible salon de classe moyenne d'un pays encore riche, je m'interroge. Comment l'argent vient-il à manquer? Comment des pays aussi riches que la Turquie ou l'Argentine peuvent-ils se retrouver au bord de la faillite? Pour comprendre, je me suis lancé dans cette enquête, sans me douter qu'elle allait au détour me faire découvrir la face cachée de l'argent. Nerede oluyor görüyor musun? Nasıl bu buraya bak. Nasıl bu buraya? Ne kadar güzel buraya bak. 10 ton buğday 300 liradan 3 milyar. Ziraat Bankası'na 5 milyar. Tarım krediye 2 milyar. Yağlı tohumlara 1 milyar 2 milyar. Nereden ödeyeceğim ben bu şeyi, bu borcu? Nereden ödeyeceğim bana siz söyleyin. Bana akıl verin ya. Kafa gidiyor kafa. Zaten kafa gitti. Kafa gitti, gitti. Ama sadece benim kafa değil. Türk çiftçisinin kafası gitti. Bu diye karşılamadı. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan başlayacağız satma. Buradan çıkacağız. Gel buraya gel. Bak burada ip var. Gördün mü ipi? Eğer bu borçları ödeyemezsem ipe. Beni ip kurtarır. Başka kimse kurtaramaz. Allah sahibi kurtaramaz. Dedemden, babamdan bana borç kalmadı hiç. Hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Hiç kalmadı. 80'e kadar hiç borcumuz yoktu. 80'den sonra gömüldük. Çocuklara borç bırakacağız. Borç. Bunlar zaten dünyaya borçlu geliyor. Çocuğumun bu sene borcu ödersek, kan çocuğuma ne alacağım, bir şeyler alacağım bu sene çocuğuma. 20 yıl önce bu kadar faizler yüksek değildi. Değildi faizler yüksek. Efendi efendi borçlarımızı ödüyorduk. Efendi efendi borçlarımızı ödüyorduk. Tarlamızı çalıştırıyorduk, gübremizi atıyorduk. Taban fiyatı güzel uygulanıyordu. Ne oldu? 74'ten sonra, 80'den sonra, biraz da 80'den sonra Türkiye'nin ekonomisi bozuldu gitti. Traktöre 2 milyar Ziraat Bankası'ndan kredi aldım. 1998 senesi yılının 9. ayında aldım. Tam bu traktöre 8 milyar
para ödedim ana parayla beraber faizlenme. %50'di faizler. Faizler bir yükseldi. %100 hatta %120'ye kadar bu faizle gitti. Bu traktörü ödemek için kardeşim malımı sattım. Ne yapacağız? İsyan, isyan. İsyan. Geri kalanı boş. Ancak isyan kurtarır bizi. Il n'y a pas si longtemps, quand j'étais étudiant chez moi, en Turquie, on nous enseignait avec fierté que notre pays était l'un des 7 pays autosuffisants du monde. L'agriculture était au centre des préoccupations de l'État, et la terre produisait de quoi nourrir et habiller toute la population. Nous exportions même nos surplus. 23 ans plus tard, je retrouve un pays qui importe des produits agricoles. Şu anda Türkiye bakın neler alıyor. Pamuk, pamuk kipliği, tütün, fasulye, nohut, mercimek, aşağı yukarı bütün tarım malları. Eskiden Türkiye dünyaya tütün ihraç ediyordu. Bugün 200 bin ton Türk tütünü içiliyor. Türkiye'de 300 bin ton Amerikan tütünü. Yani Amerikan tütünü Türkiye'nin %60'ını piyasasını kapsadı. Efendim, Türkiye pancarına kota koyuyor. Kendi üreticisine diyor ki sen pancar ekemezsin Türkiye'de. Yani pancar üreticisini kendi topraklarından kovuyor. Dışarıdan şeker alıyor. Amerikan 10 milyon ton Amerikan şeker stoğu var. 2 milyon ton Avrupa'da şeker stoğu var. Başbakanımızın açıklamasında tam şu şekilde oldu bakın. Mal fazlalıkları olan mahsullerimizde kısıtlama getireceğiz. Şeker pancarında %25 gibi bir rakam kota uygulaması yapacağız. Zaten geçen sene %30 düşürdüler. Bu sene de %25 olduğu zaman ben ne ekeyim? Saksıda mı yetiştireyim bu pancarı? Soruyorum kendime. Başkası için meslektir ama benim için zevktir. Benim babam emekli öğretmen ben. Okulu bıraktım geldim. Sırf bu tarlalarla uğraşmak için, bu pancarlarla boğuşmak için geldim. Bakın. Toprak kadar temiz ve güzel bir şey yoktur hayatta. Şeker pancarından şeker olur, hayvan küspesi olur. Hayvancılık maalesef ölüyor şu anda. Çiftçi kendi hayvanına yem almıyordu. Şeker pancarının küspesini yediriyordu. Maalesef o da bitmiş durumda. Dikkat ediyorsanız her yönden darbe vuruyorlar bize. Türkiye 1980 yılında biliyorsunuz IMF ve Dünya Bankası tarafından yönlendirilen bir yapısal uyum programını uygulamaya başladı. Niyet mektuplarının ilk paragraflarını okursanız ilk olarak doğrudan doğruya bu programın amacı Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ve borçlarını çevrilmesine olanak sağlayacak tedbirleri almaktır diye başlar. Türkiye artık bir borç sarmalı içinde, bir borç tuzağı içine itilmiş bir ülke. Aynı Latin Amerika'da yaşadığımız Arjantin gibi, Brezilya gibi çok yüksek borçluluk gösteren ülkeler gibi. Türkiye borcunu çevirebilmek için daha yüksek oranda borçlanmaya itilmek zorunda. Ve bu anlamda işçilere, memurlara, kırsal kesime verilen maaşlar, ücretler ve destekler, tarımsal destekler azaltılıyor ki hükümet faizleri ödeyebilsin. IMF bizi mahvetti ya. Bu IMF işi çıkınca ne hayvan besleyebiliyoruz, ne çiftçilik yapabiliyoruz. Tarım bitecek yani, tarım bitecek. Bazı yerler ekilmiyor, boş kaldı yani. Au début des années 80, il y a eu un effondrement des prix des matières premières. Pour beaucoup de pays, ceci signifiait une perte énorme de recettes d'exportation et immédiatement, ces pays ont eu une crise de balance des paiements et avec une dette qui a commencé à augmenter en flèche. Et alors, on a demandé, on est allé auprès du Fonds monétaire international et on a dit, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Et le Fonds monétaire international a dit, oui, bien sûr, nous sommes là toujours pour vous aider, mais à condition que... Et c'est à condition que
vous fassiez un certain nombre de réformes.